Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 17 Nisan'da yine Binance günlüğünde sizlerleyiz. 16 Nisan'da yayınlayamadık arkadaşlar. Sebebi burada yaşadığımız yerde tüm gün boyunca bir elektrik kesintisi yaşadık. O yüzden bütün bilgisayarlarımızın şarjı bitti. O yüzden bugün 16-17 Nisan'ı birlikte çekiyorum. Bu nedenden dolayı da özür diliyorum, kusura bakmayın. İlk önce Binance'ın İngiliz sterlini ve Euro ile işlem yapacağınız Jersey borsasına, Binance Jersey borsasına henüz kayıtlı değilseniz aşağıda link vereceğim. Onunla kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Yine Binance'da vadeli işlemler hesabı açmamış kişiler için %10 komisyon indirimli. Aşağıda referans adı ve isteğe bağlı referans linki de vereceğim. Referans adımız Turkey arkadaşlar. Aşağıda yazıyor zaten. Şimdi hemen bakalım 16-17 Nisan'da Binance'da neler oldu. Öncelikle Bitcoin'de hareketli günler yaşıyoruz bugünlerde. Bir 7200 dolarlara kadar Bitcoin geldi. Piyasa hareketliliği de oldukça artmış durumda. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu işte arkadaşlar en başta sakinliğini korumak kazanmanın en önemli yolu. Onu belirteyim. Sakinliğinizi koruyarak devam edebilirsiniz. Şimdi Binance'da 16-17 Nisan'da neler olmuş bakalım. VTC bir çıkış yakaladı arkadaşlar. Bakın en yüksek çıkanlarda ikinci sırada. Bunun sebebi ne diye merak eden arkadaşlar, bununla ilgili de video çekebilirim ama hemen bahsedeyim. Tamamen Binance'ın başlattığı yarışmadan kaynaklı arkadaşlar. Bu yarışma bugün başladı arkadaşlar. Bir 56 dakika önce başladı. Şu an 3.56'da çekiyorum. Yani saat gece 3'te başladı. UTC'ye göre gece 12, bizde 3 oluyor. 3'te başladı. Neymiş arkadaşlar bu? 85 bin dolar ödül veriyorlar. VTC cinsinden. Şartlar ne? İşte birinci sırada olanlara 20 bin USD, ikinci sıradakilere 10 bin, üçüncü sıradakilere 5 bin ve 4 ile 10. sıra arasında da 20 bin USD gibi ciddi bir miktarı Binance bölüştürüyor. Bir de bonus etkinlikleri var. Bu arada bu ödülleri neye göre belirliyor arkadaşlar? İşlem hacmine göre alış satışta birinci sırada VTC ile işlem yapmanız gerekiyor. Aşağıda zaten bahsedeceğim. Bir de bonus etkinliği var arkadaşlar. Toplam işlem hacmi 30.000 VTC veya daha fazla olan kullanıcılar diyor. 30.000 USD'yi ödül havuzuna eşit olarak paylaşacaktır. Yarışma ne zaman başlıyordu? Bugün başlıyordu. 50 dakika önce başladı. Bir hafta sürüyordu. Bir hafta boyunca 30.000 VTC'lik hacmi geçerseniz, diyelim ki kaç kişi geçti? 1000 kişi geçti. İşte 30.000 bölü 1000'den herkese 30'ar doları da bonus olarak paylaşacaklar. En yüksek hacimliğe de 20.000 USD böyle devam eden bir ödül oranı var. Şimdi şartlar neymiş? VTC, BTC, VTC, BNB, VTC, Ethereum, VTC, USDT diyor. Gördüğünüz gibi VTC'ye alım satım yapmanız gerekiyor VTC çiftinde. Onun dışında bir kuralı yok arkadaşlar. 7 gün boyunca 30.000 VTC'lik işlem hacmine ulaşmanız gerekiyor. İşte o da ne yapıyor? 0.27 dolardan 6.000 dolar gibi bir miktara ulaşmanız gerekiyor. Sadece bonus etkinliğine katılmak için. Bu da BTC'yi oldukça hareketlendirildi. Hareketlendirdi. %18 gibi bir miktar üstüne koymuş durumda. Ama yarışma bittikten sonra durumu ne olur bilinmez arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi bununla ilgili bir video da çekeceğim. BTC niye artıyor sorusunun cevabı tamamen Binance'da düzenlediği, işte totalde 85 bin dolar dağıtacağı yarışma deyip bunu geçiyorum. Kartesi'den bahsetmiştik arkadaşlar. Yine dün launch etti. Bir önceki videomuzda var arkadaşlar, yine Binance günlüklerinde. Bununla ilgili bir yarışma başlatmış. İşte buradan gidip oyun oynuyorsunuz. Burada ödül havuzu var. Ama dikkat edin arkadaşlar. Şartlar ve koşullarda şöyle bir şey paylaşmış. Neredeydi o? Kullanıcıların kimlik doğrulamasını tamamlamış ve ayrıca ödül alabilmek için Binance Launchpad'de Cartesi token satışına katılmaya hak kazanmaları gerekir diyordu. Bundan da bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi minimum 50 BNB'niz olması lazım. Şeyde. Dolayısıyla bu oyunu oynasanız bile eğer 50 BNB'niz yoksa herhangi bir ödüle hak kazanamıyorsunuz. Onu belirttim. Yine bunları okursunuz. Minimum 50 bin, 50 BNB hesabında, spot hesabında tutanlar için bu oyuna katılabilirler. Burada şartlar var.
Başka ne oldu arkadaşlar? EOS ve XMR'yi, Monero'yu yani ne diyor? Flexible Deposit yani birikim hesabına kattı. Esnek teminata kattı. Esnek teminat neydi arkadaşlar? İşte EOS ve XMR, Monero'yu tutacaksınız. Bunun karşılığında size günlük bir yüzdelik hesabınıza ekleme yapıyor. Baktığımız zaman bu çok fazla etki etmedi arkadaşlar bu coin'e. Zaten yılda %1 gibi düşük bir miktar. İşte %4 artmış EOS. Zaten piyasa bugün bütün coin'ler arttı. İşte Monero da 0,67. Buna fazla bir tepki vermedi. Zaten düşük bir dediğim gibi şey veriyor. Onun dışında ne var arkadaşlar? Yine Wazirex ile ilgili bir şey var. Wazirex'i Binance yine DEX borsasına Wazirex BNB olarak ekledi. Yoktu. Bu da Wazirex'e çok büyük bir tepki uyandırmadı. Ona da bakalım hemen. Ama uzun vadede Wazirex bizim her zaman bahsettiğimiz güvendiğimiz bir coin. Bununla ilgili de zaten videomuz var arkadaşlar. 16 ve 17 Nisan için göze çarpan Binance haberleri bu şekilde. Yine 18 Nisan'da Binance günlüğünü çekmiş olacağız. Dediğim gibi Binance Jersey borsasına kayıt olmayan varsa aşağıda link vereceğim. İngiliz sterlini ve euro ile işlem yapabileceğiniz bir borsa Binance'ın. Oraya kayıt olabilirsiniz. Eğer vadeli işlemlere Binance'a kayıt olup vadeli işlemlere hiç girmeyenler varsa hem kanalımızda çok video var arkadaşlar bununla ilgili. Şimdi videonun sonuna da ekleyeceğim vadeli işlemleri. Hem de Türkiye referans adını yazarsanız aşağıda yine yazıyor. %10 komisyon indirimden yararlanabilirsiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum.